Medya Meselesi'nden herkese selamlar. Merhaba Meryem, nasılsın? Merhabalar Melek, herkese merhaba. Meryem, bugün biraz sevimsiz bir konumuz var ama bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Medya meselesinde kadının medyadaki temsili, kadın cinayetleri gerçekten son dönemde yine gündeme oturmaya başladı. Biliyorsun 2 gün önce de Ataşehir'de bir kadın sokak ortasında acımasızca öldürüldü, Başak Cengiz. Dün de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tüm Türkiye'de sosyal medyada mecralarında yayılmaya başladı. Akabinde işte pek çok savunma, pek çok detay, pek çok itiraf, pek çok kınama yayınlandı. Rabbim önce Allah rahmet eylesin diyorum ve geride kalan... Allah rahmet eylesin, aynen. Ailesine sabırlar versin. Gerçekten çok acı bir olay Melek. Gerçekten çok zor ve bu konuyu hani bu şekilde konuşmak da gerçekten zor ama bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Bazı şeyleri açıkça ve net olarak ifade etmemiz gerekiyor. Maalesef şiddet, kadına yönelik şiddet ve bunun en şiddetli biçimi olan kadın cinayetleri niteliği böyle rakamlarla ifade edebileceğimiz bir mesele değil. Bu adli vakalardan öte gerçekten toplumsal bir hakikat, toplumsal bir gerçek. Farklı coğrafyalarda, farklı toplumlarda, farklı toplumsal yapılarda kadın olmanın ne anlama geldiği kadar işte bu kadın cinayetleri de birçok faktörlerden kaynaklanıyor. Biz de medya mensupları olarak bu meseleyi alırken, ele alırken aslında bu faktörlerin farkında mıyız diye soruyorum. Şimdi bugün de bunu soralım istiyorum. Yine medyada kadın nasıl temsil ediliyor? Kadın şiddet haberlerini, kadın medyanın yaklaşımı nasıl? İşte medyada şiddet hangi kriterlerde veriliyor? Yine kadın cinayetlerinin yayınlanması, haber yapılması, işte mağdurlar ve failler ve bütün olarak yani bir toplum üzerinde nasıl bir etkisi var? Bu rolü nasıl oynamalı? Ve mahremiyet sorunu tabii ki yine açılması gereken başlıklardan biri diye düşünüyorum. Bunun gibi pek çok soruyu konuşacağımız bir medya meselesi programı yapacağız bugün. Ben çok uzatmadan Meryem'e bir soru sormak istiyorum. En başında, en temelinde. Meryem, medyada kadın temsili nasıl? Şimdi öncelikle medyanın kadın temsiliyle ilgili problemleri var. Çünkü bizler bu işi, özellikle kadınların cinayet haberlerini büyük bir işte canımız yanarak, kalbimiz ağrıyarak karşılıyoruz, kınıyoruz vesaire ama yerleşik bazı alışkanlıklarımızı değiştirmiyoruz. En başta ya bunlardan bir tanesi benim işte bu 2 gün önce Ataşehir'de öldürülen kardeşimiz Başak Cengiz'in mesela cinayet anının daha önce de Ceren Özdemir'in servis edilmesi görüntüleri. Yani bu çok ciddi bir mahremiyet ilanı. Ölülerin de mahremiyeti vardır. Ve insanların, o insanların yakınlarının defalarca tekrar eden bu görüntüleri o kişilerin, çocuklarının, annelerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının görmesi bize hiçbir şey kazandırmıyor. Bunu bu bir tamamen bir şey meselesi. Yani bu bir böyle sıcak haber arzusu gazetecilerin. Çünkü niye? Yani bu şeyi daha fazla gösterdiğiniz zaman bir konuyu çözmüş olmuyorsunuz. İntihar haberleriyle ilgili böyle bir hassasiyet oluştu mesela. Neden? Çünkü intihar haberleri gösterdikçe yaygınlaşıyor ve modelleme oluşturuyor. Şimdi orada medyada bir sıcak haber olduğunda onunla veveyla koparıp daha sonra bu konuyu unutmak, alışkanlıklarımızı değiştirmemek bizi başka yani bir tek şiddetin işte en uç hali dediğim cinayette değil, taciz, tecavüz vesaire gibi bu konularda da karşımıza çıkıyor. Mesela bu kadın, yani Başak Cengiz, mimar Başak Cengiz bir eğitim için İstanbul'a geliyor. Ve her gün aslında serviste gittiği yerde o gün yürüyerek gidiyor. Ve o gün karşısına çıkan bir kişi, kadın olsun, erkek olsun, herkes yani samuray kılıcıyla birine saldırıyorsanız orada zaten pek şans yok. Ama bir kadını buluyor ve açıkça ifadesinde utanmazca diyor ki savunmasız olduğu için bu şekilde yaptım. Peki bu savunmasızlık algısı, bu değersizlik algısı nedir? Yani biz bunu mesela kendimiz üretiyor muyuz acaba bu savunmasızlık, değersizlik algısına? Bunu şey yapmamız gerekir, bunu kendi kendimize sormamız gerekir. Bu insanların akli dengeleri bozuk olsa bile bu değer yargılarına, bilinçaltlarına ne yerleştiriyor bu insanların, bu kadınların daha kolay hedef olduğunu? Yani mesela kadınlar neden sokaklarda
arkamdan mı geliniyor, takip mi ediliyorum, karanlıkta yürüyememek. İşte ben mesela bir alışkanlığım vardı yıllardır. Bir saatten sonra değil, çoğu zaman ana arterlerden araba kullanmak şeklinde. Yani başıma bir şey geldiğinde yoldan araba geçsin. Yani kestirme kullanmam mesela. Ama bu bize toplum içinde aile yaşantımızdan başlayarak normal bir şeymiş gibi gösterilir. Yani tabii ki kadınsan bir saatten sonra sokakta gezmeyeceksin ve eğer gezdiysen de ne işin var sokakta olacak. Yani bunu hiç de, bunu acaba medya ve dizilerde şurada burada kendi eliyle defalarca üretiyor olamaz mı? Yani kadınların tokatlanabildiği, aptal, ezik, korkak gibi gösterildiği, hep muhtaç konumundaki dizi karakterleri, kahramanlar çıkıyorlar bu karakterleri oynayan. Açıkça kadınların yaşlarına, giyimlerine, tiplerine hakaret edilen dizilerde oynayan kadınlar çıkıyorlar. Böyle bir cinayet olduğunda feveran ediyorlar. Ama sizler bu yargıları, kadının hayatını dar eden birçok değer yargısını üreten dizilerde ticari ilişkiler kurdunuz. Buna bir tek ticari ilişki gözle bakamayız. Sonra mesela haberlerde taciz, tecavüz olaylarının detaylarını anlatmak, mahkeme kayıtlarını anlatmak, bütün bunları detaylı konuşuruz. Yani bunu bizim birazcık bakmamız lazım. Medya açısından bakarak, medyacı olarak baktığımızda medyada işler çok hızlı ilerliyor Melek. Ve hep böyle bir hızlı bir üretim var ve politika ve ekonomi o üretimin esası. Sen de televizyonda çalışıyorsun, biliyorsun. Yani kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar falan gibi böyle bir kafada tema var yani. Toplumun yarısından bahsediyorsunuz. Her gün cereyan eden bir olaydan bahsediyorsunuz ama o olayın, olayla ilişkilendirilmiş hiçbir konu refleksle, ana reflekslere dönmüyor. Ana refleks dış politika, ekonomi, siyaset, iç siyaset üzerinden gidiyor. Bourdieu'nun bir habitus kavramı var. Yani toplumsal habituslar üretilir ve o habitusların içindeki insanlar reaksiyonları, düşünceleri, teklifleri garip de olsa birbirleriyle bir habitus kurdukları için birbirlerinden rahatsız olmazlar ve bunu sorgulamazlar. Yani ben medyanın bir kendi habitusu olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle bir habitus ürettiğini düşünüyorum. Bunun çok maskülen bir habitus olduğunu düşünüyorum. Ve burada siz bir haber masasına oturduğunuzda, bir televizyonun genel yayın yönetmeni bu böyledir, şöyledir dediğinizde, bu bir köşe yazarına bunu böyle yazmışsınız ama bu konuda cinsiyetçilik yapmışsınız ya da bu konu böyle haber verilmemeli dediğiniz zaman siz o habitusun dışında bir şey söylemek istiyorsunuz. Söylemiş oluyorsunuz ve o zaman da kabul görmüyor. Yani medya bir devasa... Bir şey söyleyeceğim. Tabii burada söylediğin şey çok kıymetli. Hani medyadan... Ya şimdi bu haberi yapan bir editör var değil mi? Yani bir muhabir var, bir editör var. Bu editörlerin haber seçmesi, bunu haber diline aktarıyor olması. Şimdi öncelikle en başta öğretilen şeylerden, olgulardan biri nedir? Medyada haber değeri. Yani bir şeyin haber değeri olması için öncelikle zaten en hızlı şekilde oraya gidiyor olmak lazım. Tabii. En hızlı şekilde o haberi devşirmek gerekiyor. En hızlı şekilde olabilir. İşte masa başındaki kişiye göndereceksiniz. O da gönderdiğiniz bilgilerden alacak, yazacak. Ama burada tabii ki tercih orada aslında editörün kendi background'undan, eğitiminden, tecrübelerinden, deneyimlerinden, zihin ve inanç dünyasından devşirdiği bir şeyle yazıyor olacak. Yani detayları... Evet, ama orada tam o süreçte yazarken bir de editöre verilen bazı kalıplar var. Yani mesela Türkiye'nin atıyorum mesela Ukrayna ile ilişkisi üzerine bir haber yazıyorsanız oradaki bir dış politika kalıbı var. Türkiye'nin hassasiyetleriyle ilgili dış haberlerde mesela çalışıyorsanız bunları bilmek lazım. Hangi ülkeyle aranız nasıl, hangi ülkeyle ilişkiler nasıl? Aynı şey cinsiyetçi kodlar içinde belli kalıplar var ve bu kalıplar belli simgelerle oluşturulmuş. Ve o böyle simgeler düzeni içinde çalışan bir sistem ve o editör onu yazarken o kalıplara gönderme yaparak çalışıyor. Dolayısıyla üretim de bizatihi hızlı bir üretim olduğu için, hızlı bir şekilde çıktığı için bunun üzerinde uzun uzun düşünülmüyor. Çoğu zaman editör mesela kadınsa ya bunu böyle görmeyelim, böyle yapmayalım. Bu işte mahremiyet ihlali, bu işte işte teşhircilik vesaire dediği zaman o kalıpların dışında bir şey söylemiş oluyor. Yani maalesef medyanın bu yapısı, kapitalist sisteme de hitap eden bu yapısıyla ilgili bizler düşünmüyoruz hiçbir şekilde bir referans verilmeden. Ama mesela tabii ki bazı şeyler var. Mesela Sabah gazetesi yaptı bunu ilk, sonra da diğer gazeteler kaldırdı. Hatırlar mısın? Bizim çocukluğumuz boyunca arka sayfa güzeli diye çok son derece teşhirci bir kadın fotoğrafı vardı bütün ana akım gazetelerin arkasında.
O kalktı mesela. Yani bunlar olumlu şeyler. Bu ne demek yani? Siz gazeteyi satmak için kadın bedeni teşhir ederek bir gazete satışı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama bu yıllarca yıllarca yani bugüne kadar hiç böyle sorgulanmadan gelmişti. Yani bazı şeyleri sorgulamadığınız zaman işte medyada feveran etmenin bir anlamı kalmıyor. Bu şiddetin arka planı nedir? Onu besleyen şeyler nedir? Değer yargıları, algılar nedir? Bunlara hep gerçekten bakmak gerekiyor biraz daha detaylı. Doğru yani genel olarak aslında kadınların, kadın bedeninin, özellikle bu suç meselelerinin medyada çok önemli rol oynuyor. Ve özellikle işte basın kadınları mağdur olarak göstermeye de çok meyilli. Yani kodlarımızda bir takım şey konuşuruz dediğin kodlar içerisinde de aslında bu çok var. İşte cinsiyetçi kodlar, ataerkil toplumlar, kadına karşı ya da güçsüze karşı şiddetin daha açığa çıktığı. Yani kadın dizilerde de kurban, haberlerde de kurban. Yani kadınların kurbanlığı böyle mağdur kurban olması son derece de böyle güzel bir arzu nesnesi yani toplumsal bir reaksiyon oluşuyor ama aslında burada mağdurun ya da eylemin değersizleşmesi ortaya çıkıyor, vaka normalleşmeye başlıyor. Şimdi arzu nesnesi dediğin şey tabii ki çok kıymetli çünkü bunu bir türlü mesela kodlayamıyoruz. Şimdi Freudian bakış açısı diyeceksin ama hani Freud ne diyor onlar? İşte kişinin doğuştan getirdiği iki yönelim cinsellik ve saldırganlık. Şimdi bu saldırganlık teması ve şiddet teması medyada bir arzu nesnesine dönüşmüş durumda. Bu tür haberleri veriyoruz. Yani bunun ne olduğu, kimin başına geldiği çok da şey değil. Önemli olan şiddetin. İşte bu belki de Güney Kore dizisi Squid Game'deki meselenin de bu kadar medyaya yansıma olmasının sebebi içinde o derece çetin, hani sert, hardcore bir şiddet teması, şiddet içeriği olması. Bu yüzden ben hani şiddetin bir arzu nesnesi olduğuna dair gerçekten böyle birçok şeyde düşünüyorum. Çünkü ne var burada? Yani medya organlarının hangi haberin, hangi cinayetin ya da hangi şiddet haberinin yapılmaya değer olduğuna karar veriyor. Tamam, bildiğimiz gibi bunu editörler ve belirlenmiş belli kodlar çerçevesinde buna karar veriyorlar. Şimdi buraya geliyoruz ama haberlerde bir öteki vurgusu da oluyor. Kadının mağdur olması ya da kadının başka bir etnik yapıdan olması ya da kadının toplumun kabul görmüş, klişeleşmiş, kategorizelendirilmiş işte giyim, kuşam, eğitim vesaire kalıplarının dışında oluyor olması mesela. Bunlar da etkiliyor aslında burada bir mağdur profilini çıkartabilmek için. Azınlık gruplar, dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar. İşte bu zayıf olarak işaret edilen... Yani bir cinayetin arkasında alışılagelmedik bir şey varsa, mesela geçen günlerde bir hocamız öldürüldü. İşte göğe bir sevgilisi var ve 12 yaş büyük küçükmüş kendisinden. Sen böyle konuyla alakasız detaylara takılma şeklinde. Evet. İşte canavar baba, cinnet getiren koca... Yani devam ediyor muydun Melek, sözünü kestin yok, mi? Yok, devam et yani. Yani şunu görmemiz lazım. Haber bir kurgudur arkadaşlar. Haberdeki hiçbir şey objektif, böyle insan kaynağından bağımsız değildir. Hani denebilir ki bir sel oldu ve 5 kişi öldü. Bunun bile bir kurgusu var. Ne zaman, nerede, ne için? Bütün üretim tarzlarında bir kurgu vardır ve bunların içinde bir anlatı hiyerarşisi vardır. Yani haberde ne öne çıkacak, ne önce verilecek, senin dediğin gibi ne haber olacak, ne haber olmayacak, ne öne çıkarılacak, ne önde çıkarılmayacak. Ve burada da bir sınırlar hiyerarşisi var. Peki bu sınırlar hiyerarşisi, yani izleyici bunu istiyor. Mesela yıllarca 90'larda magazin haberleri vardı televizyonlarda. İşte bu televole zamanı. Ve onu daha sonra bildiğim kadarıyla herhalde 28 Şubat devrinin en hayırlı işi olmuştur. 28 Şubat'ın generalleri bitiriyorlar onu, toplumun ahlakı bozuluyor diye. Kızlar evden kaçmaya vesaire bir şey oluyor. Her akşam ama bir anda bitiyor. Her akşam magazin var. Bir anda bitiyor. Yok, izleyici bunu istiyor. Mesela medya merkezlerinde, newsroom dediğimiz yerlerde, haber merkezlerinde seksi haber, seksi başlık diye bir kullanım var. Açık açık, ooo çok seksi haber. Bu seksi haber gider, okunur, yapılır. Ve bu anlatı erkeklere göre düzenlenmiştir. Yani dediğin gibi ötekileri barındırmaz. Hatta bir ünlü bir medyacının, şimdi unuttum, sözü var. Haberler erkekler için pembe dizilerdir diyor. Çünkü kadınların saatleri başkadır zaten. Onların işte gün içinde gelin kaynana programları, yemek programları vesaire. Haberler erkeklerin klasik olarak, yani doğası gereği,
işten geldikten sonraki bir saate göre ayarlanmıştır. Ha şimdi diyebilirsiniz ki bu her şey var artık, herkes her şeye ulaşıyor filan. Bunu düşünmeyin. İnsanların mesela 80'leri düşünelim, 70'leri düşünelim, 60'ları düşünelim. Televizyon haberciliğinden bahsediyoruz. Tabii televizyon haberciliği erkeklerin eve gelip işte oturduğu, yemeğe oturduğu zamana göre ayarlanmıştır. Ve burada bir anlatı hiyerarşisi var ve bunların dışında mesela yoksullar da bunun dışında kalır. Çocuklar da bunun dışında kalır. Siyahlar dışında kalır. Vesaire mesela Amerika'da ne bileyim doğa ile ilgili konular mesela oturup da ana haber bülteni konusu olmaz değil mi? Yani bir kriz, skandal yoksa. Ötekilere ötekiler diye bir ötekisi vardır. Ve bunun içinde dünyada artık kabul edilmiş, yani bütün batı dünyasında kabul edilmiş işte haberin ana akım denen şeyin orta sınıf, çalışan, beyaz yakalı, evli, erkek, beyaz ve engeli olmayan erkeklere hitap ettiği söylenir. Yani böyle bir grup belirliyor işte parayı, gücü vesaireyi de tutan. Yani dolayısıyla buradaki hiçbir şey şey değildir, yani böyle tesadüf değildir ve dediğin gibi o ötekileştirdiği için kadınları bunun dışında bırakır. Kadınlar bu anlatının dışındadır. Çoğunlukla da kurban olarak temsil edilirler, mağdur olarak temsil edilirler. Şimdi bunlar tabii ki bu algılar çok değişti, çok değişiyor. Birçok kadınlarla ilgili haber, kadın girişimciler, özel olarak kadın portreleri vesaireler ama algıları değiştirmek çok şey. Bir mesela tecavüz olayı olduğunda ki bu konu mesela Özgecan Aslan meselesi vesaire gibi daha böyle dramatik şeylerde ben o medyadaki haber yapma şeklinin o ailelere, o çocukların hayatına nasıl zarar verdiğini kendim şahsen gözümle gördüm. Bir katilin ailesi diye hiç kimse yok ortada. Biz Özgecan Aslan'ın davasını o dönemde ben gazeteci olarak yakından takip ettim. Tarsus'ta mahkemesine vesaire gittim. Aileyle görüştüm. Aile yerini değiştirmek zorunda kaldı. Kendinden küçük kız kardeşi işte ağır haplar kullandı. Yani bir şekilde izlerinin dahi kaybolması gerekiyor. Çünkü gittiği her yerde hani o var ya şu şöyle öldürülen kızın işte kardeşi, ablası. Yani çok ciddi anlamda özel hayat ihlaline dönüyor bu kadın cinayetlerinin anlatımı. Yine az önce programın başında söyledik. Veya çok daha iğrenç bir şey yapıyorlar. Şu Leçet davasında olduğu gibi medyada değişik meşrulaştırma şeyleri oluşturuyorlar. İşte evet. Orada ne vardı, ne işi vardı vesaire. Yani mesela nedir işte bir şekilde kadınların haberleriyle ilgili işte ya o da gece geç vakitte geçiyormuş da şöyle giyinmiş de böyle yapmış da vesaire. Biz farkında olmadan bir şey oluşturuyoruz. Kategoriler oluşturuyoruz aslında. Tabii. Şeyde. Ve eğer siz cinayet, tecavüz vesaire haberlerini bir böyle iştahlı bir şekilde detaylandırarak verdiğiniz zaman iki kere hak ihlali yapmış oluyorsunuz. Zaten bir hak ihlali var. Müthiş bir ihlal. İkinci ihlali yapıyorsunuz. Ama bir de üstüne üstlük işte mağdur şey yaparsanız böyle şüphe içinde verirseniz bir muğlaklıkla verirseniz. Şu şöyleymiş, böyleymiş. İşte canavar baba. Yani ama baba o yani. Ama o bir katil. Artık o bir baba değil yani. Canavar baba mesela cinnet geçirdi vesaire. Bunlar işte ya da bir kadın ölü bulundu. Ölü bulundu yani. Ne demek ölü bulundu? Mesela orada ne işi vardı? İşte şu oldu vesaire gibi. Böyle muğlaklık yaparsanız gerçekten mağduriyetleri ikiye üçe katlarsınız ve böyle insanlardaki o şeyi uyandıramazsınız. Yani kadınlara acırsınız ama şeylere, katillere karşı bir şey uyanmaz sizin içinizde. Ama onun dışında da zaten diğer temsiller, çok kısa söyleyeyim Melek, olumlu temsillerin çoğu ev kadını, fedakar, çilekeş, işte böyle vakur, işte bir sürü şey geliyor başına ama sesini yükseltmiyor. Ne olursa olsun evini ihmal etmiyor filan, ideal kadınlar. Veya işte hiçbir şekilde hep böyle razı, suskun, aptal, başına ne gelirse o gelsin razı olan. Mesela şeydeki belki o değişecektir ama şu an mesela oynayan bazı dizilerdeki mesela camdaki kızın karakteri de öyle mesela. Yani açık kurban ve her şeye razı bir kadın izlenimi. Belki hani öyle çok mesela aptal bir kız izlenimi sürmüyor ama hani belki bir noktada o zincirleri kıracaktır, şeyin bir parçasıdır. Ama bu kadar başrol oynayıp bu kadar açık kurban ve razı bir erkek karakteri oynatsanız kimse o diziyi izlemez diyerek böyle bir not düşeyim. Tamam.
Şimdi az önce birkaç başlıkta değindim. Ben bunları böyle bir toparlamak istiyorum. Mesela medyadaki bu cinayetlerin kategorilendirilmesi meselesi. Bunu belki yani izleyicilerimiz de buradan gördüklerinde kendi içlerinde bu kategorilendirerek neyi nasıl yorumlayacaklarına dair bir altyapı devşirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir polis çerçevesi dediğimiz ve sadece gerçeklerin verildiği bir habercilik yaklaşımı var. Yani bu ne demek? İşte kaç tane bıçak darbesi aldığından, evet, ne zaman, nerede olduğundan. Değil mi? Böyle mesela bir yaklaşım şeklinde. Yani bu iddianameler var ya, Melek devam etsen. İddianamelerdeki detayları paylaşıyorlar ve bu insanları çok teşhirci bir şekilde dikkatini çekiyor. Oraya götürmüş, şöyle yakmış, bunun içine koymuş filan. Aynen öyle. Bu aslında bir taraftan da medyada bu işi ne kadar, bir iş ne kadar ya da bir cinayet ne kadar çetrefilliyse, ne kadar komplike, yani binlerce şey yapıldı bunun. Ne kadar çetrefilliyse o kadar çok gündem oluyor ve o kadar çok konuşuyoruz bunu. Şimdi ikincisi ne dedin? İşte bu işin ötekileştirilmesi meselesi. Yani diğer taraftan birinin. Yani bu olayı bizden farklı kişilerin başına geldiğini gösteren bir çerçeve. Sen evinde oturuyorsan, düzgün bir yaşam sürüyorsan, akşam dışarı çıkmıyorsan, işte açık saçık giyinmiyorsan senin başına gelmez zaten. Senden diğerlerinin başına gelir şeklinde verilen bir dil var. Üçüncü söylediğin yine örneklerden bir tanesi cani geçiren. Mesela bir de burada şu oluyor, mağdurların suçlayan, yani faili mazur gören bir çerçeveyle de sunulan bir yaklaşım var. İşte aldatılan koca meselesi. Gerekçeyi dışarıda, evet, veriyorsunuz, tamam mı? Yani bu kıskançlık meselesi. Yani bunu biraz daha böyle... Şu karısını şöyle şöyle yakalayan koca cinnet geçirdi vesaire. Evet. Mesela yani burada bir mazur faili ve eylemi, ya ne yapsın adam, başka bir şey de yoktu diyor mesela dinleyen, izleyen yani. Dün akşamki mesele, yani dün akşam dediğim iki gün önceki meselede de aynı şey geçerli, söylediğin gibi. İşte akli dengesi yerinde değilmiş. Şimdi çok soruyorsunuz, ne düşünüyorsun? Etrafında birkaç kişiye sordum. İlk cümlesi bu oluyor mesela. Akli dengesi yerinde değilmiş. Hemen ortaya bir şey geliyor. Velev ki öyle ya da değil. Biz bunu bilmiyoruz. Ama bu mesele olayı değersizleştiriyor. Vakayı değersizleştiriyor. Yani vakadan, yani oradaki... Mesela bu olay olduğunda biz mesela kızıyoruz. Amerika'da bir beyaz gidip bir şey işlediğinde akli dengesi bozuk deniyor da, bir siyahi veya Müslüman bir şey yaptığında batıda hemen terör olayı oluyor. Bizim de burada mesela bunun bir nefret suçu olmadığını düşünmemiz için ne var elimizde? Yani bir sebep yok ki nefret suçları, gerçekten nefret suçları Türkiye'de çok daha tanımlanmış. Ya evet, bu nefret suçudur diyeceğimiz çok fazla aslında vaka var. Ama bu çok da alt tanımlanmış ve benimsenmiş bir şey olmadığı için bunu göz ardı ediyoruz. Bir şey daha var, aşk cinayeti. Ya da böyle iyi birine benziyordu. Aslında işte çok nazikti etrafına. İşte hatırla, bir tane çocuğa galiba bir tecavüz davası vardı. Komşusu yapıyordu. Halbuki adamla ilgili, ya aslında çok ilgiliydi. Her sabah otururduk, konuşurduk vesaire gibi, değil mi? Faili ne kadar normal görününe dair böyle şok olmuşçasına, bu meselenin şeyinde, neticesinde şok olmuşçasına bir çerçeve çizen bir şey de var. Bir kategori de var yani. Aslında öyle biri değildi ama işte cinnet geçirdi, ne yapsın? İşte şu sebeplerle ya da bu sebeplerle. Dolayısıyla bu kategorileri aslında karşımıza çıktığında daha sorgulayıcı olmak gerekiyor. Ya bir dakika, tamam, evet, akli dengesi yerinde değil ama bu olay oldu. Ama bu kadın öldü. Ya bunu bir de yani böyle özel etkin vermek, evet, lazım. Öldürüldü değil de öldü ya, bu kadın öldü yani. Ve bunu biri öldürdü. Yani bu buradaki şey, cümle kalıpları çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ya o kullandığımız dil o kadar önemli ki. Bu kadın öldü ve akli dengesi yerinde olmayan bir insan tarafından ölse bile, bu akli yerin öldürülse bile, akli yerinde olmayan kişi bir sokağa çıktığında savunmasız olanın kadın olduğunu ayırt etmiş. Evet. Erkeği bir şekilde gücü yetemeyebileceğini, tepki verebileceğini düşünmüş. Ve bunu planlayarak kafaya çıkmış. Bir de akli dengesi yerinde olmamanın aşamaları var. Yani biliyorsun, psikolojik rahatsızlıkların çok farklı aşamaları var. Bazılarının akıllı, fikri vesaire herkesten iyi çalışıyor. Muhakeme yeteneklerini kaybetmiş oluyorlar veya
sonuca varma konusunda sıkıntılar yaşasalar bile orada toplumsal normları biliyorlar. Yani çıktı ve bir kadın aradı. Peki o kadının mesela başörtülü bir kadını niye mesela sokaktan seçti? Acaba onun kafasında başörtülü kadın daha değersiz, daha toplumda saldırıya uğrayabilir vesaire miydi? Yani bilmiyoruz tabii ki bunları, iddia bunlar. Ama bu bir nefret suçunun parçası mıydı? Ailesinde nasıl yetiştirilmişti? Bilinçaltında neler vardı? Onları toplumun cahil, işte geri kalmış, toplumu geriye götüren, cumhuriyet kadını olmayan vesaire söylemlerden beslenmiş ve o bozuk düşüncesinde, fikriyatında başka bir sonuca ulaştırmış mıydı? Bunlara biz sormazsak cesurca, bunlara hemen önünü kapatırsak tartışmanın, aa öyle değil işte erkekler de var, şiddet erkeklere de gidiyor vesaire dediğimiz zaman, yani bunları konuşmuyoruz ve o zaman da işte her kadın olduğunda sıfırdan alıyoruz meseleyi. Defalarca şiddet görüntülerini servis ediyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Defalarca şiddet görüntüsü servis edilmesi özellikle çocuklar için ve bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili olarak. Haber bültenlerimiz son derece çok şiddet dolu bir hale gelmeye başladı. Yani ben haber bülteni açtığım zaman dünyadan haberlerin artık çok az olduğunu, insanlığın tecrübelerine dair, yeni buluşların, böyle yeniliklerin, farklı fikirlerin, dünyada meydana gelen olayların Türk medyasından bahsediyorum, çok az olduğunu ama işte mesela şöyle bir görün, ansızın orada yemek yapıyorsunuz, birisinin kafasına saksı düşüp ölmüş, ya ben o insanın öldüğü anı görüyorum. Bu her yerin haberi olmasının da böyle bir şey oldu. Yani benim ne ona bir faydası var ne bana bir faydası var. Psikoloji bozan bir haber şeyi, şiddetten beslenen, aynen söylediğin gibi. Bu şiddetten beslenen medyanın aynı zamanda başka şiddet türlerini üretebileceğini insanların kafasında, işte böyle akli dengesi yerinde olmayan, muhakemesi yerinde olmayan insanların farklı farklı yerlere yönetilebileceğini, toplumda hedef göstermenin, bir toplum, bir gruba aşağılamanın, bir topluluğu, ya bu yarın öbür gün göçmenlere dönebilir böyle bir şiddet. Ha siz ırkçılık yapıyorsunuzdur her yerde. Siz yapmazsınız ama sizi dinleyen o fikri daha aşırı uçlara götürebilir. Yani dolayısıyla toplumda dezavantajlı gruplar oluşturmak. Bunların da çoğunun kadın olması. Mesela zavallı göçmenler. Yani mesela Rohingya'ya gidiyorsunuz, Suriye'ye gidiyorsunuz. Buralardan haber yapacaksınız. Genellikle çok azdır ağlayan erkek görüntüsü. Zavallı, merhamet dileyen anne görüntüsüdür habercilerin oradaki dramı anlatma aracı. Ve anneler orada ağlayarak işte toplumların başlarına gelenlerin yasını tutan bir kadın vardır. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle kadınların vatanı temsil etmesi ve işte bu ne derler ona, böyle mağduriyetin de temsili olması meselesi. Ama hani bu mesela baktığınız zaman bu sefer bir ırkçı bir davranış daha kolay bir şekilde bir göçmen kadına yönelebilir vesaire. Dolayısıyla medyadaki üretim biçimleri benim gördüğüm her türlü, her çeşitten, her düzeyden kadının hayatını zorlaştıracak şekilde. Yani onlara değerli bireyler olarak yaklaşmak yerine öbür türlü işte mesela dizilerde ne yapıyor? Aldatılmış mağdur kadın temsili yapıyor. Onu toplum tutuyor, yapıyor. Kendi hakkını koruyamayan çaresiz kadınlar çok ciddi şey hale geliyorlar. Güçlü kadın varsa, güçlü kadın anlayışı da mesela bir yaşı geçmiş işte böyle hani hanım ağa olup erkeklere hükmeden kadın. Evet, yani hani durumu yüksek olan mesela modern şey. Yani kimseye hükmetmeyen, kendi hayatını yaşayan birey olan ve bir iktidar ilişkisi içine girmeden de kadınlığın değerli temsili üzerine ben çok bir şey göremiyorum açıkçası. Yani tabii ki örnekler var. Herkes de genellemiyor. Ama bu iktidar ilişkisindeki itirazını anlıyorum. Hak veriyorum. Fakat hani kapitalist düzenin kendi ekosisteminde var bu zaten. Yani o sömürge toplumlarının oluşmasından sonra bugüne kadar gelen dünyada işte emeğin ucuzlaştırılması meselesi var. Yani ilk sömürge toprakları çiftler çevrilip erkekler orada çalışmaya zorlandıkları zaman normal şartlarda sömürge öncesinde erkek de kadın da tarlada çalışan iki figürdü yani. Kendi ekimlerini biçiyorlardı ve evlerinde bununla ilgili ya da işte pazarları vardı. Gidip değiş tokuş alıp başka ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ama ne zamanki sömürgecilik algısı ve yönetimi gelmeye başladı, o zaman ne yaptılar? Toprakları çitlerle çevirdiler Afrika'da. Erkekleri içine aldılar, kadınları dışarıda tuttular. Şimdi ama bu toprakta çalışan erkeğin emeğinin bu sefer hani karşılığını, yani emek senin emeğin
ektiğin biçtiğin değil, benim sana verdiğimdir karşılığı olarak değerli biçildi değil mi? Akabinde ama ne oldu? Çok önemli bir soru vardı. İyi de biz şimdi bu erkeğin emeğini ucuzlaştırdık. Peki bunun bakım meselesi ne olacak? Çok mühim bir mesele ve çok pahalı bir iş. Bunu biz üstlenemeyiz. O zaman erkeğin bakımını ucuzlaştıralım. Bunu da sistemin içine sokalım. Ne olacak? İşte tarlaya sokmadığımız kadını alalım. Evde erkeğin bakımıyla ilgilensin deyip kadınlara da biçilmiş rollerin aslında çok beriden gelen, kapitalizm köklerinden gelen bir şey olduğunu, bir yaklaşım olduğunu, bir adım adım büyüyen ve bugüne kadar gelen bir durum olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu iktidar ilişkilerinde ikirciklik, yani kadın erkek meselesi, şehirli köylü meselesi, işte medeni ya da işte medeni olmayan, hep bu ikillik üzerine kurgulanmış, güçlü güçsüz ilişkisi üzerine kurgulanmış bir şeyden bahsediyoruz, bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bir de öbür tarafta, yani bunun ötesinde bahsettiğin şeyde, evet, biz medyada hep bir acı hikayesi okuyoruz, bak hep bir trajedi okuyoruz. Evet, trajediler gerçekten güçlü metinler ama bu acı hikayesi, bu kadının ya da mağdurun sürekli daha da ağladığı, daha da hor görüldüğü, daha da aşağılandığı, ne kadar dibe inerse o kadar dipte inerken biz bunu yansıtan bir şeydeyiz. Bir arzu nesnesi var acıyla alakalı. Oscar Wilde'ın girişinde şöyle bir cümle vardır, bilirsin. İnsanın iki trajedisi vardır der. Biri çok istediği şeyi elde edememek, diğeri de elde etmek der. Şimdi burada aslına bakarsan mesele şu, hayatımızda yaşadığımız olaylar, bu olayların medyaya yansıması, cinayet meselelerinin medyaya yansıması, şiddet meselesi, bu acı, burada insanın duyduğu, bence buradaki arzu nesnesi aslında şiddet. Ya da mesela sana şunu söyleyeyim, o kadının ister samuray kılıcıyla öldürülmüş olsun, ister işte boğazı kesilsin, ister ne bileyim başka türlü bir kadının, ya da o olayın, ya da inan failin de hiçbir kıymeti yok, biliyor musun aslında izlediğimiz şeyler? Buradaki arzu nesnesi aslında o acı. O acının, o şiddetin kendisinin insana verdiği tuhaf bir şey. Bunu izleyerek ne devşiriyoruz? Bununla ilgili gerçekten hiçbir şeyim yok. Ama araştırmalar ve hani ısrarla da medyada bu kadar dediğin gibi acı, şiddet, hor görme, aşağılama gibi haberlerin var olması, demek ki bunun bir karşılığı var. Yani toplumda bir karşılığı da var. Şöyle, rating gibi bir karşılığı var herhalde. Çünkü gördüğüm kadarıyla aile içi şiddet, kadın cinayetleri, işte kadın istismar meseleleri, bu tarz konular bir kar kapısı haline gelmiş. Yani aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerin, kadınlar bir kar kapısı medya için. Bu sebeple oluşturulmuş programlar var gündüz kuşağında. Evet. Bu programlarda sabah akşam şiddet konuşuluyor. Ve bunlar artık özel hayatla mahrem alan zaten kalkmış durumda. Özel hayatın korunmasıyla ilgili bir şey de yok. Hani orada çok evin içinde ne olanlar yıllardır, yani yüzyıllardır belki kamu içinde konuşulmayan konular normal bir şey gibi konuşulmaya başlandı. Ve buradaki şey bir kar kapısı, yani açıkça bu merak uyandırıyor. Teşhircilik, öbürünü olanı merak etme zaten. Bu kadar detaylı veriliyor olması bir copycat değil mi? Yani insanlar aslında bu detaylardan bakıyorlar ve başkaları da ya ben de bunu böyle yaparım, şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım gibi bir şey de var. Yani bir biçimlendirme, resmen bir know-how görüyorum bazen, yani bazen. Evet. İçerisinde. Ya bazen de yol yordam öğretiyor melek, yani. Ya yani niyeti bozuk olana bak şöyle şöyle yaparsın. Ölür şöyle yaparsan bahçeye gömersin falan. Haşa, yani böyle bir yol yordam öğrettiğini görüyorum. İşte tam bu konuda sana bir soru sormak istiyorum mesela. Biz şiddet haberlerini görüyoruz. Cinayet haberlerini, taciz, tecavüz haberlerini görüyoruz. Ve detaylarını da çok iyi biliyoruz. Peki sen medyada bu meselenin hukuka taşındıktan sonraki süreçte ne kadar yansıyor? Medya ne kadar mesela bunu mesele ediyor? Burası aslında çok daha önemli olan kısmı değil mi? Yani bu adamın cezasının aldığının haberinin olması. Sormak istiyorum yani. Bu da benim mesela dikkatimi çeken bir şeydi. Çünkü cinayetlerin ya da bu tarz olayların toplumda hala nüksediyor olması. Dediğim gibi rakamlara girmek istemiyorum. Aslında rakamlar farklı şeyleri söylüyor, yani azaldığını, ama cinnet haberlerinin biraz daha keskinleştiğini, daha orijinalleştiğini, yani tabiri caizse çok özür dilerim ama daha orijinal, daha böyle enteresan şekilde gelmeye başladı. Ama bunun hukuki mevzusu, aslında hukuk süreci
Bu cinayet haberlerinden çok daha önemli yani. Ve biz haberciler olarak aslında bu kısmı daha çok önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, bu konunun iki yanı var. Bir, medyacı olarak ben medyada gördüğümü söylerim. Ama hukukçular, yani ne bileyim Yargıtay vesaire, bu konuya bakan hükümet, Adalet Bakanlığı bunu bir bütüncül olarak bakmalı, yaklaşmalı. Dediğin gibi bir önceki rakamlarla, erkeklere yönelik şiddetle, yani hani böyle hiçbir şey yokken aralarında şiddet, erkek şiddet, erkeğin erkeğe uyguladığı şiddetin de çok arttığını. Sadece şunu biliyoruz rakamlarda, kadınlardan gelen şiddet erkeklerden gelen şiddete karşılaştığında ölüm oranları da çok düşük. Yani biri %1'e %37 vesaire gibi bir rakamdan bahsediliyor. Buna muhakkak kamu buna bakarken bütüncül bakmalı şiddet olayına. Çocukların oynadığı oyunlardan, efendim söyleyeyim, onların oradaki tıkır pıtır 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 adam öldürmelerinin o sanal dünyalar veya işte dediğim gibi binden fazla erkek de sebepsiz yere birbirlerini öldürüyorlar. Yani bunların hepsine bütüncül yaklaşmak lazım. Şiddet niye artıyor, insanın tatminsizliği vesaire, ama bu kamunun işi. Yani bizler gazeteciyiz ve gazeteci olarak önümüze çıkan konuların, haber yapılan şeylerin kadınlar üzerinde bir, kadınlarla ilgili bir kategorisi olduğunu görüyoruz. Ve bu kategoriyi görmek ve bunu konuşmak zorundayız. Bu diğer şiddetleri inkar ettiğimiz veya onları yok saydığımız anlamına gelmez. Şimdi bu söylediğin hak gaspı ve hak gaspının sonraki fikri takibi o kadar önemli bir konu ki, medya böyle bir fikri takip yapmıyor Melek. Haberini veriyor, yaydırıyor. Daha sonra işte birkaç vakada oldu. Faillerle ilgili şeyde çok mahkemelerde çirkin şeyler döndüğü için veya siyaset karışmış bazen, işte Pınar Gültekin'in davasında olduğu gibi aileye sus konuşma baskısı yapılmış. Öldüren erkeğin ailesi biraz güçlüyse vesaire, başka şeyle yerlere gidince babalar çıkıp feveran ediyorlar. Yine orada bir erkeğin sesini duyuyorlar. Yani babalar çıkıyor feveran ediyorlar ve ama medyanın bunu bir editoryal bir kaygıyla ele alıp bakalım şu kadın öldürülmüştü. Bunun davası ne oldu? Şurada ne oldu? Hatta bu kişi çıkıyor bazen dışarı, onun bile fikri takip yapılmıyor. Ya 3 sene önce 4 sene önce bir kadını öldürdü. Tekrar öldürebilir. Biz bu kişilerin isimlerini bilmiyoruz. Bunları bir takip edilmiyor. Bunların aileleri ne oluyor? Perişan oluyorlar kadınların aileleri. Tam tersine bir de böyle mağdurun suçlanması, mağdurun iki kere hak şeyi oluyor. Biz bunu yapmıyoruz ve diğer alışkanlıklarımıza bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Yani o hak ihlalleri hak ihlalleri olarak kalıyor. Medyanın bunu burada duyurmakla ilgili bir şey var. Tabii ki burada yani sosyal medyanın rolünü, bu konularda ses çıkılmasını, bazen bu tarz konularda az ceza alındığında veya serbest bırakıldığında ortada oluşan sosyal tepkileri vesaireleri, bunları görmeyelim. Ama bunlar organize bir şey değil. Medyada veya işte bütün bu rakamların azalmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın çok kıymetli çalışmaları var. Mesela o yaptıkları ADES uygulamasıyla bir butonla kadının yaklaşmasıyla ilgili 2020 yılı rakamını biliyorum. 30 bin kadın başvurmuş buna. Yani 30 bin kadının belki hayatı kurtuldu. Bu konuda kamu bir şey yapmıyor demiyoruz yani. Ya da bunlar olmuyor, hiçbir şey iyileşmiyor demiyoruz. Ama ben kendim baktığım zaman bir gazeteci olarak oturup, hatta bugün şu programdan sonra oturup ertesi gün bütün gün kadın kuşağını, işte dizilere baktığım zaman gördüğümüz şeyi söylüyoruz. Ve burada bir değişme yok. Kadınlar medya açısından basit tüketici ve seçici alıcılar olarak görülüyor. Ve burada senin dediğin o yaptığın katkı çok kıymetli. Kapitalizmin bir hedefi olduklarını da görmemiz lazım. Çünkü o yerleşik şeylerin hepsinin arkasında bir murat var. İşte bu şiddetin kar kapısı olması gibi kadınların da kapitalist tüketimin kar kapısı kadınlar. Ve dolayısıyla o yapılan gelin evleri, yemek programları, gelin kaynana programları, güzellik, kozmetik olanları kadınların bu alanda açıkça bir pazar olarak görülmesiyle ilgili. Mesela orada değer yargıları oturuyor. Gelin şöyle olur, kaynana böyle olur, gelinin evi böyle olur, kadın böyle yemek yapar, böyle giyinir, böyle kuşanır, böylece bunların hepsini gidip satın alır. Ve eğer bu programlarda özellikle hırs, rekabet, kötücül bir mücadele biçimini kadınlara pompaladıkları zaman da kadınları daha kolay yönetebiliyorlar. Birbirine düşürmek üzerinden bir toplumsal işte bir şey yapıyor. Ama yani özetle bunların hepsinin bir kar kapısı var. İçeriye hapsediliyor kadınları. Dolayısıyla bu saat senin, bu alan senin, bu kadın sayfası senin, al bu kadın aile
şeyi senin ne derler ona, bu aile dergisi var bak, ne güzel dekorasyon dergisi var, bilmem ne dergisi var, şu var bu var, senin için alanlar açtık, kozmetik alanı açtık, yemek alanı açtık, sana senin yapacağın dramatik diziler yaptık, ama sen şeylere karışma, yani efendim paranın dönmesine, karar almaya, ekonomiye, hukuka, hayatını gerçekten belirleyecek şeylere karışma. Böylece kadınların sistematik olarak gerçek içerikten, asıl meseleden uzaklaştırılması söz konusu. Yani böyle kadınlara sanki imtiyazlı bir konum sunulmuş. Hani bazı siyasetçilerin çıkıp şeyde işte kadınlar annemiz, çiçektir, baş tacımız deyip sonra her şeyin devam etmesi gibi. Onları aileleriyle, kendi hikayeleriyle öne çıkarıp, onlara bir kuşak sunup, bir alan açıp, dolayısıyla başlarına gelen hak ihlalleriyle ilgili de dolayısıyla onların hayatına deva olacak bir şey yap. Ben şu anda medyayı bu şekilde görüyorum. Yani bu şu an olan benim bir, yani bunu takip eden birisi olarak benim buna verdiğim cevap bu. Ama tabii ki bu konular çok daha iyileştirilmiştir. Geçmişte daha kötüdür vesaire konusu. İşte tartışmayı şu anı anlamayı engelleyen şeyler, bloklar oluyor Melek'ciğim. Mesela ben sana şimdi başka bir örnek vereceğim. Başka bir ülkeden. Son dönemde biliyorsun Güney Kore çok meşhur ya. Ben de böyle bir buçuk iki sene çok bayağı izliyorum yani işte Güney Kore dizilerini izliyorum. Kadın... Güney Koreci Melek. Ama sana tavsiye ederim özellikle kadınların ve erkeklerin bu dizilerde nasıl temsil edildikleri çok irdelenmeye, üzerinde çalışılmaya ve bazılarının da model alınmaya çok niteliksel olarak gerçekten özellikleri var. Şimdi bu genel olarak aşk filmlerinde özellikle burada mesela erkekler çok nazik. Mutlaka bir kadından hoşlandığı zaman bunu ona en nazik şekliyle ifade etmeye çalışıyor. İşte onu öpmek istediğinde soruyor. Öpüyorsa zaten onunla artık arasında duygusal bir şey olmuştur, başlamıştır. İşte evliliğe gidecek bir süreçte gerçekten erkekle kadının rolleri. Kadınlara bakıyorsunuz işte erkek kralı oynuyorsa kadın polisi oynuyor. Cebinde işte belinde silahı var falan. Ya da hukuk, bayağı dişli hukuk için, adalet için savunan kadınlar oynayan roller var. Diğer tarafta da erkekler nispeten biraz daha şeyler, daha gerideler. Şimdi işin enteresan kısmı bu dizileri izleyen Hollanda'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan bir takım kadınlar. Bir de tabii ki erkeklerin bu dizilerde biraz daha fiziksel olarak da daha ne bileyim bir kısım bunu cinsiyetsizleştirme diye yorumluyor ama aslında daha bakımlı. Çünkü Kore'nin kendi doğasında var zaten bu. Neyse daha bakımlı, daha özenli erkekler var, değil mi? Bir araştırma makalesinden okudum, saha araştırması, bu akademik bir makale. Avrupalı kadınlar kendi toplumlarındaki kadına karşı, kadının bu metalaştırılması, tek gecelik ilişkiler, kadınla erkek arasındaki bu iktidar şeyleri ve bir kadını bir meta olarak, kullanılan bir malzeme olarak ortada toplumda yaşatılan bu algıya bunalmış, sıkılmış, gerçekten böyle içselleştirilmiş samimi aşk ilişkisi yaşamak isteyen kadınlar Güney Kore'deki bu erkeklerin dizilerdeki bu imajlarına tecni oluyorlar ve kalkıyorlar şeye gidiyorlar, Güney Kore'ye gidiyorlar. Fakat ne görüyorlar peki? Ne görüyorlar? Son derece heterodoks, son derece ataerkil, kadının hani annenin, anne figürünün çok güçlü olduğu, erkeklerin de aslında hiç de o kadar, yani sadece kadındaki o dış güzelliğinden çok iç güzelliğini arayan erkeği orada bulamıyorlar. Yani tek gecelik ilişkiler aramayan erkeği orada bulamıyorlar. Yani kendi ülkelerine ve çok büyük bir hüsrana uğruyorlar. Bunu da yine Kanadalı bir akademisyen makalesine döktü. Buradaki sorununu şunu bağlıyor. Diyor ki toplumlar kendilerinden farklı olan toplumlarda gördükleri dizilerden, filmlerden gördükleri algıyla bir kafalarında o ırka karşı, o etnik yapıya ya da o ülkeye karşı bir algı oluşturuyorlar. Ve belli yargılar oluşturuyorlar ve bu yargılarla hareket ediyorlar. Bu dizilerin, o anlamda Güney Kore dizileri gerçekten büyük bir başarı yakalamış diyebiliriz. Çünkü muhtemelen kendi toplumunda anlatmaya çalıştığı kadın erkek rolleri var. Bunu hem içeride anlatmaya çalışıyor. Dediğim gibi güçlü kadınlar, dişli kadınlar, mesleğinde iyi kadınlar, inatçı kadınlar, işte ya da biri ona saldırdığı zaman yine kendi uzak doğu teknikleriyle kendisini savunabilen kadınlardan bahsediyoruz. Öte yanda
Bunu izleyen ve Güney Kore'de işler böyleymiş deyip etkilenen bir Batı toplumundan da bahsediyoruz. Biz de bugün, ben de bugün Güney Kore'yi değerlendirdiğimde açıkçası izlediğim diziler tabii ki etkisi oluyor yani. Bunun ekonomik etkilerini bir tarafa bırakalım. Bahsettiğin gibi bir kadının ya da bir erkeğin o dizide, o filmde, o yarışmada, o programda ya da belgeselde fark etmez nasıl sunulduğu aslında bir süre sonra bizim kafalarımızdaki algıları gerçekten yönlendirecek, değiştirecek bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bence kültürel kodları ve bu bilinç eksikliğini giderecek çalışmalar yapılabilir. Yani bunlar çok zor şeyler değil. Minik iki cümlelerle, birkaç rol değişikliğiyle olabilir yani içerideki. Yani şunu kadın, bunu erkek yapalım dediğiniz anda aslında iş değişecek yani. Toplumsal şeyler de, roller de buna göre şekillenir diye düşünüyorum ben. Evet, ben de katılıyorum sana Melek. Güzel bir program oldu. Teşekkür ederim. Yani umarım tabii ki bu meselelerde biraz daha uluslararası kriterlere uygun, mahremiyet meselesini öne çıkartan, sansasyondan kaçınan, işte bu dehşet verici ifadeleri kullanmadığımız bir medya aktarımına, bu dili oluşturmaya yönelik bir takım çalışmalar olur diye düşünüyorum. Evet, bir ben de o zaman dilek yani, temel kısmında ben de birkaç şey söyleyeyim mi, bittiyse senin? Yok, bitti yani. Birçok firma bunu kendi içinde yapıyor. Son bir şeye de daha değineyim, ondan sonra sana söz vereyim. Hani medyada kadın yöneticiler mevzusu vardır. Böyle sürekli tartışılır, bazen meseleye gelir. Bunun aslında işte daha çok para almak, titre almak, kıdem kazanmak değil. Bu aynı zamanda aslında haberin diline de etki edecek. Çok önemli bir kıstas olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki medyadaki yöneticilere, çünkü dediğin gibi bazı verilen şeyler var çünkü. Kriterler var. Bunları etkilemesi noktasında ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu diyeceğim yani, uluslararası kriterler şirketlerin kendi bünyelerinde var. Nispeten bazı yapılar, bazı medya grupları buna dikkat ediyorlar. Ama bence bu biraz daha genelleşmeli diye düşünüyorum. Yani ben de ona küçük bir etki yapayım. Bütün her yerde olduğu gibi, mesela işte devlette de uzman kadrolarında alt düzeyde kadın çokken bir anda üste çıkıldığında yoktur. Muhabir, editör çok kadın var ama karar alma mekanizmasında yok. Detaylı bir kadınlarla ilgili istihdam çalışması da yok. Yani 212'li kaçı mesela basın sigortalı, bu kadınların kaçı karar alma mekanizmasında vesaire gibi, böyle sivil toplumun, aslında dünyanın her yerinde sivil toplum medya izleme raporları yayınlıyor. Bizde o medya izleme raporları pek kadınlar açısından ve böyle değil de biraz daha siyasi bir şekilde, siyasi sahiplerle yazılıyorlar. Yani burada gerçekten bir şekilde kadın derneklerinin bu medya izleme raporlarını kadınların temsil açısından bakabilirler. Dolayısıyla medyada genellikle kadınların, çalışanlarının genel geçer istatistiklerde %40'ının 25 yaş altında olduğunu biliriz. Yani bekar ve kentli olduklarını. Çünkü ilerledikçe kariyerlerine ara vermek zorunda kalırlar. Medyadaki üretim öyle bir üretim olarak lanse edilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek gerekir. Yani daha çok ölçüme değerlendirme yapılırsa bu konuda. Bir de mesela burada eğer ticarileşmiş yayınlar varsa, az önce söylediğimiz kapitalizmle ilgili, ticari yayınların ilkesizliğine karşı da kadınları korumak gerekir. Yani bir şeyi satmak için siz orada kadınlarla ilgili bir değeri, işte şöyle yaparsan şöyle olursun diyorsan ve o bir ilkesizliğe tekabül ediyorsa, bunun da böyle bazen serbest piyasa koşulları altında değerlendirilmemesi gerekir. İşte insan sağlığı vesairesiyle ilgili olarak. Dolayısıyla ben de bunlara eklemiş olayım son söz olarak. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bugün medya meselesinde medyadaki kadının temsili, kadın cinayetlerinin medyada nasıl ele alındığını, hangi faktörlerin, hangi kategorilerin bunda etkili olduğunu konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.